akşamlar sevgili dostlarım, merhabalar. Hemen bir canlı yayın arkasından bir canlı yayına, canlı bir yayına daha geçtik. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. İlk yayınımızda, bundan önceki yayınımızda pek çok kişi imana geldi, dua ettik. Şifalarını alanlar var, harika haberler alıyoruz. Şimdi sizin sıranız. Bu ikinci programı yapmamın sebebi arka arkaya dilimde tüy bitti. Mucizelerinizi almak için arayın. Telefonları açık şu anda. Çünkü bu programı yapıyorum, o kadar istek var ki bir program yetmiyor. Işık abla lütfen bir program daha yapın diyorsunuz. Fakat size şunu söyleyeyim, eğer bu programda telefonlarda yetişemiyorsam, alamıyorsam size özür dilerim. Fakat Facebook'ta lütfen sayfama gidin, Facebook sayfama Işık abla Türkçe'ye gidin. Oradan beğenin, tıklayın, bize mesaj gönderin, mesajlarınızı yazın, dua isteklerinizi yazın. Biz oturuyoruz burada kaç kişi, sadece ben değil, koca da dahil olmak üzere çocuklarım, bütün takım dua ediyor sizler için ve her hafta sizden mucize haberlerinizi alıyoruz. Rabbe şükür ediyoruz sizin aldığınız mucizeler için. Yani bundan daha büyük bir mutluluk olamaz bizim için. Bir izleyicim yazmış, diyor ki geçen hafta ilk defa sizi seyrettim. Evimde huzursuzluk, kalbimde huzursuzluk, hayatımda huzursuzluk ve karanlık beni hiç bırakmadı. Fakat sizinle dua eder etmez hemen... Kaç kişi böyle yazmış biliyor musunuz? Ama bu yazan değerli izleyicime teşekkür ediyorum. Sadece bunu bana söylediği için ve beni yüreklendirdiği için. Ben de zorluklardan, savaşlardan geçerken bu sizin mektuplarınızı okuyorum, diyorum ki ya değer. Eğer bunun için bütün çektiklerimi çekiyorsam, bütün olaylar oluyorsa değer. Çünkü siz benim yüzümü gerçekten güldürüyorsunuz. Neden? İmanla dua etmeyi öğreniyorsunuz. Savaşlarınızdan zaferle çıkmayı öğreniyorsunuz. Ve Rab hayatınıza harikalıklar yapıyor. Ne olursa olsun, çevrenizde ne olursa olsun, Rab hayatınızda harikalıklarını gösteriyor. Canlarım benim, şu anda... Daha öğretime geçmeden önce dua ediyorum, huzurla dolu. Bir parça aşım, ağrısız başım, huzurla dolu, huzurla dolu. Belki diyorsunuz ki ya ne olacak, ekonomi kötü, finansal durumum kötü, borçlarım var, şuyum var, buyum var, bütün bunları belki diyorsunuz şu anda. Size şunu söyleyeyim, geçenlerde arkadaşımın oğlu, kalp nakli yapılacaktı. Çok gencecik çocuk. Ve evini, barkını bıraktı arkadaşım. Bir ülkeden başka bir ülkeye gitti. Oğlunun yanına gitti. Ona bakmak için. Dedi ki Işık, 3 aydır neredeyse arabada yaşıyoruz. Giyiniyoruz, kuşanıyoruz, öyle gidiyoruz. Oradan oraya göçebe gibi dedi. Bir çanta. Ve dedi şunu anladım dedi. Ne kadar az şeye ihtiyacım varmış. Ne kadar az şey. Dedi evdeyken dedi varlık içinde yokluk çekiyorduk. Bu yok, şu yok diyorduk. Şimdi dedi tek istediğimiz sağlık. Ve belki böyle diyenleriniz var aranızda. Çok şükürler olsun, Rabbe hamdolsun. Oğlu harika bir ameliyat geçirdi ve çok başarılı oldu. Ve çok sağlıklı, ameliyat başarılı geçti. Ben şu anda dua ediyorum sizin için. Eğer böyle diyorsanız çok azla mutlu olunabiliyor. Biliyorum bunu yaşadığım için, hayatımı son derece basitleştirdim ve güzelliğini yaşıyorum bunu. Dua ediyorum, şifanızı alın şu anda. İsa Mesih'in yüce adıyla. Ateş, ateş, ateş. Amin. Amin. Rab dedi, dua et, şifalarını alacaklar. Şifanızı alın. Arayan bir izleyicimiz var, hemen arayanlar var, bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Okey. Şimdi devam ediyorum. İlk programdaki öğretime devam ediyorum. Toksik, zehirli insan tipleri var. Ben bunlara ne diyorum? Bunlar insan vampirler, kanınızı emiyorlar. Ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız, mutlu, huzurlu yaşamak istiyorsanız çok dikkat edeceksiniz bu tipleri hayatınıza sokmamaya veya mesafe koymaya. Bakın, sağlıklı ilişkiler, mesafeli ilişkiler. Eşinizle bile bu sağlıklı ilişkiye sahip olabilirsiniz. Yani bazıları mıç 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 her dakika ne olur böyle yap. Beni sevmiyorsun, bana bakmıyorsun, bana şöyle yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Bunu... Adamı yiyip bitiriyorsunuz.
ve kaçacak delik arıyorlar sizden. Eğer sağlıklıysanız ruhani olarak ve duygusal olarak sağlıklıysanız başkasına sürekli kene gibi yapışarak bağımlı yaşamazsınız. Ve kendi kendinizle mutlu olarak, kendi Rab ile olan iletişiminizle, dostluğunuzla mutlu olarak, kim olduğunuzu bilerek, ne istediğinizi bilerek yaşarsınız. Rabbin sizin için yaşamanızı istediği hayat bu. Ama siz dostlarınıza bağımlısınız, akrabalarınıza, ananıza bağımlısınız, kocanıza, sürekli çocuklarınıza ve hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Şimdi doğru söyledim mi, söylemedim. Eğer söyledimse Rab'den bu. Başka kimseden değil. Arayan bir izleyicimiz var, bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Alo. Buyurun. Işık abla, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl yardımcı olabiliriz ya da ne paylaşmak istiyorsunuz? Paylaşmak istediğim imanlı birisiyim. Evet. 4 sene bitti Rab'deyim. Çok güzel. Ama bu aralar çok sıkıntıdayım. Bunun için sizden dua rica ediyorum. Tabii, seve seve. Zaten sesinizden hissediyorum sıkıntınızı. Bugün Rab bu sıkıntıyı üzerinizden kaldırsın. Mucizevi bir şekilde kaldırsın. Haksızlıklara denk geliyorum. Evet, evet. Gerçekten yürekten Rab'deyim ve çok seviyorum Rab'ı. Rab zaten olmasaydı biz olmazdık. Evet, çok doğru. İnan abla, Rab'e sığınmasaydık bazı şeyler çok daha kötü, evet, olacaktı. Evet. Rab'e sığındık ve Rab'deyiz, şükürler olsun. Haleluya diyoruz. Evet. Sizden ricam, sizi hep takip ediyorum. Hep bilincindeyim. Sizden ricam, sıkıntılarımı atmak için duanıza ihtiyacım var. Evet, böyle kalbiniz, hemen dua edeceğim. Seve seve kalbiniz sıkışmış. İsmim? Evet. İsmim Sabri. Ne dediniz? İsmim Sabri. Sabri Bey, Sabri Bey. Şimdi Sabri kardeşim, siz benim kardeşimsiniz, İsa Mesih'te kardeşiz. Ben sizin için dua edeceğim. Size şunu söyleyeyim, siz konuşurken haksızlıklar oldu. İsa Mesih'in hemen benim kalbime söylediği şu oldu sizin için Sabri Bey. Ben senin çektiklerini biliyorum. Sadece çektiklerini bilmiyorum, bilmekle kalmıyorum diyor. Senin çektiklerini çektim, bana da haksızlık yapıldı. Ve seni, evet, kalbime yakın hissediyorum diyor. Bu haksızlıkları kullanarak diyor, seni kendime yaklaştırıyorum. Beni anlıyorsun diyor İsa. Beni anlıyorsun. Darbe yemeyi anlıyorsun. Yalan yere konuşulmanın ne hakkında ne hissettiğini anlıyorsun. Bu acıyı biliyorsun diyor. Benim çektiklerimi biliyorsun diyor. Paydaşlık yapıyorsun benim çektiklerimle diyor İsa. Bu bana dokundu çünkü ben de bu sizin geçtiğiniz çektiklerinizi yaşadım, hala da zaman zaman yaşıyorum. Ama çok daha fazla meyve vereceksiniz. Bu dönemden çıkacaksınız ve haksızlık yap. Abla. Evet. Işık abla, senin yaşadıklarını zaten takip ettim. Evet. Programlarını izledim ablacığım. Evet. Çok farkındayım. Ben eğer mesleğe gelmeseydim çok daha kötü şeylerin olacağını biliyorum. Tabii tabii. Rab'be sığınıyorum. Rab'deyim. Ve inanın engelli biriyim. Evet. Onu da biliyorum. Rab'in sayesinde bazı şeylerin ne olduğuna inanıyorum. Programları takip ediyorum. İmanlı olduğum için binlerce kez şükrediyorum abla. Amin. Değerli kardeşim. Sadece canlı programa katılmak istedim. Bağlanabilirsem bağlanabilirim dedim. Tabii. Ve binlerce kez şükrediyorum ki bağlanabildim. Amin. Evet. Sizlere de çok teşekkür ederim ablacığım. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şu anda dua ediyorum. Rabbim üstünüzdeki bütün sıkıntılarınızı kaldırsın. Mucizevi bir şekilde kaldırsın ve bütün engellerinizi kaldırsın. Engelliyim dediniz. Şu anda dua ediyorum İsa Mesih'in şifa ve mucizevi gücünü bir sanki su gibi üstünüzde hissedin diye dua ediyorum. Rab size dokunsun. Esenliğinizi tamamıyla arttırsın şu anda. Esenliğinizi ve sevincinize kavuşun.
bütün kalbinizdeki acılar, kırıklıklar ve insanların hayal kırıklığına sizi uğratmalarını şu anda dua ediyorum. Şifanızı alın, duygusal şifa alın diye dua ediyorum. İsa Mesih'in diri adıyla. Şimdi öyle bir nefes alın şimdi. Gerçekten bir nefes alın. İsa Mesih sizin üzerinize evet rahatlığını ve esenliğini akıtsın. Bu kara bulutları kovuyorum şu anda hayatınızdan. Evet ablacığım. Işık doğacak, güneş doğacak, sevinç gelecek. Çok teşekkür Amin. Ederim ablacığım. Amin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Başka arayan izleyicimiz var. Alo buyurun. Alo. Esenlik olsun. Esenlikler, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne paylaşmak istiyorsunuz? Ben Emine, biliyorsunuz sizinle daha önce bir programda da görüşmüştük. Bir evet. Kitap yazıyordum. Evet Emineciğim. Evet, o kitabı ben bitiremiyorum. Çünkü o kadar çok gelişmeler oluyor ki. Evet. Ama gerçekten sizin o büyük dualarınızın bereketini çok şükür hamdolsun alıyorum. Amin. Ve ben Rabbime ve size çok teşekkür ediyorum. Övgüler sunuyorum. Bu programın karşısında Rabbime övgüler sunuyorum. Amin ne size güzel. Size de onun adına konuştuğunuz için de size binlerce kez teşekkür ediyorum. Ay canım benim, canım. Ya tatlı işte, tatlı insan oldum. Bu sesinden belli oluyor tatlı insan. Bu kadar basit, şeker. Şimdi evet, ben Yok sen söyle. Ben bir teşvik konuşması yapmak istiyorum. Tabii. Eğer müsaade ederseniz. Tabii, seve. Benim oğlum stajı vardı, denizcilik. Antalya'daki arkadaşlarım bilirler. Ve gerçekten biz elimizden gelen bütün eylemleri yaptık. Bütün her yere başvurduk ama bir türlü stajımız çıkmıyordu. Evet. Fakat benim oğlum bir gün dua ettim. Dedim ki Rab, ben bütün eylemleri gerçekleştirdim. Ben senin ellerine bırakıyorum her şeyi. Amin. Çünkü bu mucizeyi yaratacağını biliyorum. Amin. Ve oturdum evde, dizimin üstüne çöktüm. Gecenin bir yarısı ona övgülerimi sundum ve dedim ki onu da Instagram'da, Instagram sayfama girenler de görür. Mucizemi bugün Rab veriyor bana. Verecek. Saat 11'de sabah oğlum aradı. Anne, ben staja girdim. Haleluya. Ay ne güzel. Evet, benim sevincim bunlar. Evet, ben de çünkü imanlı herkes, ben bunun farkındayım. Herkes gerçekten iftiralara uğruyor. Evet. Herkes dedikodular yapılıyor. Çünkü bunlar imanlı kardeşlere daha fazla oluyor. Kesinlikle. Arkadaşlarınız sizi suçlayabiliyorlar. Çünkü Rab diyor ki bununla sevinin. Amin. Anlat bana konuşuyorsun. Evet, Rab bununla sevinin. Evet. Ve inanın ben bunlar oldukça üzülmüyorum. Ben seviniyorum. Gerçekten seviniyorum. Ve gerçekten Rabbim bana konuştu. Kutsal kitapta konuştu. Sözleri biliyorum. İnsan sözlerini benim kulağım duymuyor. Amin. Benim kulağım 3'ü 5'i duymuyor. Haleluya, ne kadar herkes harika. Herkes istediğini söyleyebilir. Aynen herkes öyle. Herkes istediğini söyleyebilir. Aynen öyle, çok ve güzel. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Benim büyümem de gerçekten çok faydası olan, yani büyük bir gerçekten Rabbin sözünde gücü olan bir kardeşimizsin. Ben size teşekkür etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim Emineciğim. Şimdi ben konuşuyorum televizyonda ama bugün sen bana benim kalbime konuştuğun farkında değilsin. benim bunu duymaya ihtiyacım vardı. Ne kadar enteresan. Televizyondan ben vaaz veriyorum, sen beni arayıp benim kalbime çok özel bir şey konuştun burada. Haberin yok. Ama bu Rab'den ama... Tabii ki Rab'den. Evet. Fakat evet. Çok güzel bir şey söyledin. Bu bana konfirmasyon oldu. Çünkü geçen sene böyle bir şey oldu. Hani suçlamalar, şunlar bunlar, neyse biliyorsun böyle şeyler normal dedik. Evet. Fakat Rab
gerçekten üzüldüm, oturdum, ağladım falan, dizlerimin üstüne dua ediyorum. Rab dedi ki bak dedi, sevin dedi. Her konuştukları zaman sana bereket veriyorum. Haberin yok. Diyeceksin ki dedi, keşke daha çok konuşsunlar. Çünkü dedi insanlar sana beddua ettikçe ya da konuştukça ya da iftira attıkça ben onların iftiralarını, beddualarını berekete dönüştürüyorum dedi. Sen cevap verme. Evet. Zaten benim bir huyum var. Ağzım tamamen fermuarı kapatıyorum. Rabbe teslim ediyorum. Bunu yaptığın zaman dedi ki sen dedi hiç merak etme. Sen öyle ağzını açmadın ya dedi. Bana teslim ettin ya. Ben bu işi hallettim. Ve ben de şu anda oğlunuzun bu staj kapısının açıldığı için Rabbe ben de hamd ediyorum, şükrediyorum sizinle beraber. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Daha neler açacak? Daha bu bir başlangıç. Bu bir başlangıç. Fransa'da şu düşünün. Anda Fransa'ya doğru gemide yol alıyor. Yani ilk stajına Haleluya. Hiç kimse tutamaz onu. O yüzden biz Rabbimize şükrediyoruz. Daha ne haberler, harika haberler alacağız Emineciğim. Kitabın içinde şunu söylemek istiyorum. Ben de sürekli yazdığım için 3 kitabım var şu anda basıma girmek üzere olan. Kitap yazmak isteyenlere ve sana şunu söylemek istiyorum. Şimdi kitabı yazarken ben bunu çok iyi bir yazar arkadaşımdan öğrendim. Hiç geriye gidip düzeltme yapmadan yazacaksınız. Yani oturacaksınız. Evet. Çok affedersiniz buna. Amerika'da bestseller yazarları şöyle söylüyor. Kusmak. Aynen öyle söyledikleri bir şey var. İçinizdekileri kağıda kusun diyorlar. Yani ben bunun eğitimini aldım. Yani ne varsa düzgün olsun olmasın. Böyle takır 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 yazacaksınız. Bu bir disiplin. Evet. Ve bazen benim kendimi bir hafta bir yere kapatmam gerekiyor ya da hiçbir şey yapmamam gerekiyor. Oturuyorum sabahtan akşama kadar kusuyorum. Türkçe biraz uygun olmadı ama öyle diyorlar. Ve bu bir böyle dünya kadar sayfa olduktan sonra, hepsi bittikten sonra baştan başlıyorsunuz kendiniz önce düzeltmeye. Yani eğer gidiyorsanız bu birinci bölüm oldu, başa tekrar gideyim yazayım. İşte ikinci bölüm şöyle yazdım, bunu böyle demiştim, böyle çevireyim. Uzuyor, 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 sakız gibi bitmiyor. Yani onu söyleyeyim size. Belki bu kolaylaştırır kitabınızı bitirmenizi. Evet, teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. Teşekkür Rica ederim. Ederim. Dua ediyorum bu kitap bitsin. Bütün ülkelere konuşsun. Ülkemize, uluslara İsa Mesih'in güzelliğini, mucizelerini yaysın diye dua ediyorum. Amin. Bestseller olsun, bestseller. Amin. Çok iyi akşamlar. Çok sevgiler. Öpüyorum yanaklarından. Bay bay. Öpüyorum. Hoşçakalın. Şimdi insan tiplerinden bahsediyoruz. Ya bir öğreti vereyim bari. O kadar çok telefon geliyor ki Rabbimize şükürler olsun, çok mutluyum. Şimdi şikayet ve hastalık hastaları ve evhamlılar. Bu şikayet ruhu. Dördüncüden bahsediyoruz. Şikayet ruhu. Bir adam koyduk. Hep kadındı. Drama kraliçeleri, dedikoducular. Bu da şikayet ve hastalık hastası. Yani adam hep şikayet ediyor. Kadın da var bu. Tabii ben hastalık hastası bir evde büyüdüm. İnsanlar sürekli kendilerini dinliyorlar. İşte tansiyonum şöyle. Tabii gerçekten tansiyonunuz yok mu? Var. Ama kendini dinleme. Ben iyi miyim? Ya bir baksana ateşim mi var? Böyle bir evde büyüdüm. Sürekli doktor. Artık doktorlar bize diyorlardı ki, annemi hiç unutmuyorum, ben küçüktüm. Ben hep hastaydım. Hep antibiyotikler. Anneme diyorlar ki, evladım, kızım. İşte yaşlı doktor bey, sen daha çok iyi biliyorsun. Ne yazayım, sen söyle yazayım ilacı. O kadar annem biliyordu. Herkes her dakika hasta. Çok evhamlı. Ay böyle oldu, acaba böyle mi olacak, böyle mi olacak? Ben o evden çıktığım anda dedim ki hayır, ben bir daha hasta olmayacağım. Ve hastalık konuşmayacağım. Bazen bakıyorum sizin de yazdıklarınızdan, dua ediyorum hepinize. Hepinizin hastalıkları önemli. Ama hemen evhamlı ve hastalık hastalarını hemen ayırt edebiliyorum. Hemen. Eğer bu varsa üzerinizde, size şunu söyleyeyim. Hastalık konuşuyorsanız sürekli, nasıl hissettiğinizi konuşuyorsanız, bu bir ruh. Ve bundan tövbe etmeniz lazım. Hastalığı davet ediyorsunuz. Yani düğün davetiyesi verir gibi hastalığa davetiye veriyorsunuz konuşarak. Hastalığı büyütmeyin, Rabbi büyütün hayatınızda. Şimdi bu hastalık şikayetçi insanlarda her şeyden şikayet ederler. Bu bir mutsuzluk ruhu. Ben bunu diyorum, mutsuz kadın. Mutsuz kadın ismini taktım. Erkek de olsa diyorum ki mutsuz kadın. Kadın da olsa mutsuz kadın. Ne yaparsan yap mutlu olmuyor. Hep şikayet. Burası, havası buranın böyle. Burası şöyle. Ay
buraya oturduk, burada çok nem var, burada çok rutubet var. İşte bu yemeğin tuzu şöyle, şunu şöyle yapsın. Hiç bitmiyor. Ya Işık söylemeyelim mi? Hani daha iyi olsun. Tabii söyleyin. Ama bunu da öğrendim, eğitimde öğrendim. Şimdi ismini söyleyeceğim, Harvard'da öğrendim. Diyor ki bir konuda şikayet ediyorsanız 5 tane iyi olay söyleyip teşekkür edeceksiniz. Tabii onlar şükürle konuşmuyorlar ama ben bir konuda şikayet ediyorsanız, özür dilerim 4-5 derken karıştırdım. Bir konuda şikayet ediyorsanız 5 konuda şükür edeceksiniz. Bu çok önemli. Ve Rab size şöyle söylüyor, bu şikayet ruhuna suçlama var yine. Alınganlık da, alınganlık, bu ruhların hepsi birbirlerine çok benziyor. Ruhlar çok benziyorlar birbirlerine. Suçlayan insanlar alıngan oluyorlar, şikayet eden oluyorlar. Bu tür insanlara ne yapacaksınız? Bakın, nasıl bu ruhları besliyorsunuz, büyütüyorsunuz biliyor musunuz? Dinleyerek, önem vererek. Olay oraya geliyor. Eğer hayatınızda çok şikayet eden insanlar varsa birazcık kulaklarınızı tıkayın. Ya buradan girsin, buradan çıksın. Sürekli şikayet eden, hastalık hastası insanlarla yaşıyorsanız, özellikle bu beylerde de olan bir olay, çok zor. Çok zor. Adam hiç mutlu olmuyor. Kadın hiç mutlu olmuyor. Dinlediğiniz zaman, önem verdiğiniz zaman o kişiye güç veriyorsunuz. O şikayeti, o hastalık hastalığını sürekli konuşması için. Pek çoğunuz da benim gibi, belki anneniz, belki ailenizde, anneanneniz, bizde de vardı. Anneanneler neler? Sürekli hasta, hastalık hastası ve ufacık şeyler için şikayet ediyorlar. İşte şu oldu, bu oldu, bu oldu, bu oldu. Ya arkadaşımın evladı kalp nakli yapıldı. Kadının ağzından bir şikayet duymadım. Hep şükür vardı. Rabbime teslim ediyorum oğlumu. Rabbim sana şükürler olsun, sana teslim edebilirim. Rabbim sana şükürler olsun mucizemin için. Diye mucizelerini aldılar. Bakın. Şikayet ruhu lanet getiriyor. Suçlama, şikayet, sürekli evhamlılık, hastalık hastalığı. Lanet, bu bir lanet. Bunu bu akşam üzerinizden atın. Arayan bir izleyicimiz var, bağlanıyoruz. Alo. Buyurun. Alo, buyurun. Ateşim. İyi akşamlar, nasılsınız? Rabbe şükür ediyoruz, iyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Buyurun, ne paylaşmak istiyorsunuz? Sizden çok bereket alıyoruz. Rab bereketlesin sizleri. Teşekkür ederim. Sizi de çok teşekkür ederim. Canım benim. Kız kardeşim için dua etmenizi istiyorum. Hastanede. Tabii. 3 kere ameliyat oldu başından. Tümör var. Evet. Doktorlar diyorlar yalnız 2 haftası kaldı ama hı-hı, biz diyoruz ki İsa Mesih'in kapısını çalacağız. Amin, amin. Rabbimiz büyüktür. Dua etmenizi istiyorum. 55 yaşındaki kız kardeşim. Tabii, seve seve. İsmi. Tabii, şu anda İsa Mesih'in diri adıyla o tümörü kovuyorum. Ve ekranları başında da bunu yaşayanlar varsa şifasını alsın. Şifasını alsın İsa Mesih'in adıyla şu anda. Bütün ailenizin üstünden her türlü laneti, her türlü hastalık cinini kovuyorum. Hastalık ruhunu kovuyorum. Bu bitmiştir tamamıyla. İsa Mesih çarmıhta kanını sizin hastalıklarınız için akıttı. Sizin hastalıklarınız için kurban oldu. Bugünden itibaren şifayla yaşasın İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Amin. Hoşça kalın. Başka arayan bir izleyicimiz var, ona bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Işık Hanım, ben Döndür. Aa, merhaba, nasılsınız Döndür Hanım? İyiyim canım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sesinizi duydum, mutlu oldum. Ay ben sizi çok seviyorum. Ben daha mutlu oldum. Biliyorum, ne olur, hatırlıyorum. Gel Ankara'ya, ne olur. Geleceğim, gelirim, görüşürüz. Seni. Çok teşekkürler. Ne paylaşmak istiyorsunuz bu akşam? Ben mi? Evet. Ha. Ben ne diyecektim ya, unuttum bak. Görüyor musun heyecanımı da? Canım benim. O güzel yüzünü bir görmek istiyorum. Canım. Öpüyorum, hoşçakalın. Çok iyi oldu, duydum. Duydum, çok sevindim. Beni tanıyorsun. Tanıyorum tabii. Başka bir arayan izleyicimiz var, bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Alo. Buyurun. Ben Nuray. Merhaba, nasılsınız Nuray'cığım? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne paylaşmak istiyorsunuz benimle bu akşam?
Ne paylaşmak istiyorum? Ben bir yıl kadardır Hristiyan'ı araştırıyorum. Evet. Kerem Kültür Kahve programını izleyerek başladım. Joy Meyer tanıklığı, sizin tanıklığınız, Memduh Bey'in tanıklığı. Evet. Endonezya'da ne bilmiyorum, bunları biliyor musunuz? İnternette evet. Araştırdım. Çok güzel. Hristiyan olmuşlar. Evet. Ve birçoğu Müslüman Hristiyan olmuş. Joy Meyer değil ama evet. Sizin de birçok programınızı izledim. Yani bilmiyorum, ben hiç dinimi değiştirmeyi düşünmedim. Ben şu an kapalı bir hani tarikat değil ama evet. Hani şey, şeriat ehli olan bir cemaatten geldim. Ayrıldım birkaç yıldır ama evet. Şu an hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü gerçekten kafam çok karıştı. Tabii. Sorgulamaya başladıkça ve onlara devam ettikçe içimin huzursuzlaştığını tabii. gördüm ve bıraktım. Ama siz dinledikten sonra bilmiyorum. Bir insanın Rabbini değiştirmesi okay. Hiç düşünmedim ama korkuyorum cehenneme gitmeye de. Tabii. Ama gerçekten İsa Rab ise, yani ben de tabii ki kabul etmek istiyorum. Mucizesini görmek istiyorum. Ama şundan da korkuyorum. Evet. Rüya görürsem o rüya şeytani olabilir mi? Acaba sapıtmış olur muyum? Canım bilmiyorum benim. Bilmiyorum ya. O, tamam. 25 yaşındayım. Canım benim. Sen beni bir dinle. Bak beni dinle. Bir kere hiç din olayı olarak düşünme. Din değiştirme falan diye düşünme bunu. Yani ben bu din değiştirme sözünü de kabul etmiyorum. Biz hepimiz bir yaradan tarafından yaratıldık değil mi? Bir kere bu kesin. İster kim olursunuz. Var. Bir yaradanımız var. Başka kim olabilir ki? Bir yaradanımız var. Seni ve beni yaradan bir. Başka bir olay yok. Bundan başka bir şey yok. Ama bizim inancımız o yaradan, hı-hı, seni ve beni yaradan bize kendisini, hı-hı, İsa olarak gösterdi. Geldi. Allah'ım. Bu kadar. Şimdi ben seni buna ikna edemem. Neden ikna edemem? Bu kalpte olacak bir olay. Yani benim, doğru, amacım burada sanki hani Amerikan dolarını Türk lirasına çevirir gibi insanları bu dinden alıp bu dine çevirmek değil benim amacım. Benim amacım, biliyorum. Benim dediğim kadarıyla tanıdım. Evet, benim istediğim bunu senin kendi kalbinde yaşama. Bunu senin gerçekten, bir kere şunu söyleyeyim. Korku olayı diye bir şey yok. Gerçek Rab'te korku olayı yok. Korku iblisten gelen bir olay. Ve ben bu korkuyla büyüdüm. Yani ben şimdi ne kadar Kur'an'ı şu kadar biliyorum, öyle konuşmak istemiyorum. Çünkü hepimiz mütevazi olmalıyız. Ama bu korkuyla büyüdüm. Buradan çıkarsan böyle olur. Böyle olursa cehenneme gidersin. Ben hala o korkudayım. Tabii. Olmaz olur mu? Ben bunu çok iyi anlıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçek bizi yaradan bizi o kadar çok seviyor ki. Biz onun peşinden gittiğimiz zaman böyle bir cehennem bir korkusu diye bir olay yok. Olmaması lazım zaten. O bizi zaten kurtarmak istiyor. O seni zaten kurtarmak istiyor. Olay bu. Biz Tanrı'nın gerçekten yaradanın, Allah'ın sevgisini anladığımız zaman zaten bu korkudan kurtuluyoruz. O sevgiyi kabul ettiğimiz zaman bu korkudan kurtuluyoruz. Ben o kadar iyi anlıyorum ki senin ne hissettiğini. Benim annem de aynı şeyi söylüyor. Babam açtı onu. Tamamıyla kalbini verdi. Ve hiç ummadığımız kişi verdi ailede. Çünkü annem 5 vakit namaz kılan, annem 30 gün oruç tutan. Babam değil. Ama babama hiç dedik biz, mümkün değil, olmaz. Ama bu kalpte olan bir olay. Şimdi benim seninle yapmak istediğim sadece bir şey var. Bu da dua etmek. Seninle dua etmek istiyorum. Rab, buyurun, senin gerçek Tanrı, gerçek Allah, amin, sana kendisini, amin, göstersin ve gösterdiği, amin, anda sen gösterdiği anda bunun o kadar mucizevi bir olay olduğunu anla kalpten ve hiçbir zaman bir korku, amin, yaşama. Bunun için dua etmek istiyorum. Evet, gerçek Rabbi bilmek, bulmak, evet, sevmek. Bunun için dua etmek istiyorum. Kesinlikle başka şunun için, din değiştirmen için falan bunun için istemiyorum. Hayır, öyle bir şey olmasın. Gerçekten sen bunu kalbinde yaşa. Hiçbir zaman yaşamadığın gibi. Ben bunu nasıl yaşadığım anda dedim ki, evet bu olmalı. Yani gerçekten bu olmalı. Eğer bunu tarif edemezsin, ama bu olmalı diyeceksin ve anlayacaksın kalbinde. Bu kadar. Başka bir olay yok. Bunu ancak bir ikna olayı falan yok. Şimdi dua ediyorum senin için ve bundan sonra belki sen de Rabbe bu şekilde dua et.
Tamam. Benim arkamdan tekrar edebilirsin ama etmek zorunda da değilsin. Sana bırakıyorum bunu. İsa'yı falan kalbine çağırma diye de dua etmeyeceğim. Sadece şunun için dua edeceğim. Gerçek yaradanım, bana kendini göster. Amin. Bana gerçeğini göster. Bana doğru olanı göster. Ve beni gerçekten cehennemden kurtaracak yolu bana göster. Amin. Çünkü ben seni istiyorum. Rica ederim. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum size bunun için. Ve şu anda üzerinizden bütün korkuyu, bütün iblisin saldırılarını kovuyorum. Amin. Ve siz, ben inanıyorum cevabı Rab size verecek. Gerçek Rab size cevabı verecek. Ve ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki beni arayan beni bulacak diyor. Bu bizim ayetimizde tabii. Diyor ki beni arayan beni bulacak. Kendimi ona bulduracağım. Ne kadar güzel. Biz gerçekten onu böyle görebilsek, eskiden öcü bir Allah'a inanıyordum. Şimdi gerçekten o sevgiyi yaşayabiliyorum. Çünkü diyor ki ben senin tarafından bulunmak istiyorum. Ben bilinmek istiyorum. Öyle ben orada sen burada öyle istemiyorum diyor artık. Seninle bu dostluğu kurmak istiyorum. Ben de bunun için dua ediyorum bu akşam. Esenlikle kalın. Çok sevgiler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Ben de sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Ne güzel. Evet, şimdi bir tane daha bir öğreti yapalım. Yani bu güzel bu konuşmalar. Beşincisi. Evet, evet. Beşincisi zavallı ben. Zavallı ben. Evet. Kurban. Ya bana acısın. Herkes bana acısın. Benim başıma bu geldi, benim başıma şu geldi. Yani bu insanlar dertlerini size anlatmakta bitmez, bitmez. Tren gibi otururlar, kalkarlar. Zavallı ben. Kimse beni sevmiyor, kimse bana iyi bakmıyor, kimse benim yüzüme gülmüyor. Kimse benim yardımıma koşmuyor, benim elimden tutan yok. Ben. Bütün konuştukları ben. Şimdi zavallı ben, kurban yaratılışında olan kişi kendini putlaştırır. Bunu hiç unutmayın. Kendine acımakla kendine tapmak aynı şey. Kendinize acımayın. Ne olursa olsun, başınıza ne gelmiş olursa olsun. Yani ben sıralasam benim başıma gelenleri, yediğim dayakları, yerlerde tekmelenmeleri, üstüme tükürülmeleri, sokakta kalmaları anlatsam size... Zaten kitap olur diyeceğim ama zaten kitap yurt dışında. Yani dersiniz ki bu kadının acınacak halde. Hayır, bana asla acımayın. Ben kurtuldum. Şimdi eskiden kurbandım. Eskiden zavallıydım. Şimdi zaferliyim. Şimdi galibim. Şimdi belki bir dönem kurban olarak yaşadınız. Bir dönem ezilmiş olarak yaşadınız. Bitti. Eğer siz kendinize acımayı bırakırsanız zafere geçersiniz. Bakın. Zafer bölümüne geçersiniz. Hayatınızın kitabında zafer bölümüne geçersiniz. Ve benim istediğim bu. Her kurbanın, her zavallının hayatında yeni bir sayfa açması, zafer sayfasını açması. Zafer bölümüne başlaması. Şu anda dua ediyorum. Ellerinizi açın havaya. Deyin ki tövbe ediyorum. Bundan sonra kendime acımayacağım. Kendimi putlaştırmayacağım. Kendimi hakir görmeyeceğim. Kendimi zayıf görmeyeceğim. Kendimi ezilmiş görmeyeceğim. Bundan sonra bu ruhtan kurtuluyorum. İsa Mesih'in diri adıyla. Bugünden itibaren zafer sayfasını açıyorum hayatımda. Bundan sonra yenilmeyeceğim. Yeneceğim. Bundan sonra ezilmeyeceğim. Ezilenlere yardım edeceğim. Hayır, ezeceğim demeyeceksiniz. Ezilmeyeceğim, ezilenlere yardım edeceğim. Her savaştan bundan sonra galip olacağım. Geleceğim İsa Mesih'in yaşayan adıyla. Amin. Bu kadar. Böyle kendinizi acıdığınız müddetçe depresyona sokarsınız kendi kendinizi. Şeytanın da istediği bu. Bırakın kendinizi acımaktan vazgeçin. Böyle insanlara zavallı diye ben diyen insanları dinlemiyorum. Çünkü onlarla konuşuyorum, yardım etmek istiyorum. Onlar hala zavallılıkta kalmak istiyorlar. Yardım edemezsiniz. Eğer bugün siz bu zavallı ben kişisiyseniz, kurban ruhuyla yaşıyorsanız, yapmanız gereken bu ruhu bırakmak. Tamam, sorunlarım var ama Rab yardım edecek. İşte zaferle yaşayan insanın davranış biçimi odur. Zaferle yaşayan insanın davranış biçimi odur. Ezilmiştir, üzülmüştür, dövülmüştür, sövülmüştür ama sonunda öyle bir noktaya gelir der ki bitti. Bundan sonra zaferle yaşayacağım.
Zaten boks ringine çıkan insanları görüyorsunuz filmlerde falan. Geliyorlar, buradan darbe yiyor, buradan yumruk yiyor. Adam yere düşüyor ama yenilmiyor, ayağa kalkıyor. İblisin yapmak istediği bu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 deyip sizi nakavt etmek istiyor. Ve siz de zavallı ben diyerek şeytana yardım ediyorsunuz. Olur mu böyle şey? Ayağa kalkın, sirkelenin. Benim de üzüldüğüm günler var. Aynı insanlar bana neler yapıyorlar. Bir, yani tahmin edemezsiniz. Tahmin edemezsiniz. Artık birisiyle dost oldun mu bazen düşünüyorum bu ne zaman rengini değiştirecek diye. Ama size söylüyorum, acımak yok kendinize. Acıdığınız zaman kendi kendinizi put yaptınız, öyle düşünün. Bundan sonra bunu kafanıza canlandırıp bir daha yapmayacaksınız. Kendi kendinizi put yaptınız, Allah yaptınız, kendinize tapıyorsunuz acıdığınız zaman kendiniz. Acımayın. Kalkın ayağa, kalkın ayağa, savaşın. Duada savaşın. Duada ilan ederek Rabbin sözünü savaşın. Başka arayan bir izleyicimiz var, bağlanıyoruz. Alo, buyurun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Televizyonun sesini kapatın. Televizyonun sesini kapatın. Televizyonun sesini kapatın. Alo, buyurun. Alo. Alo. Alo, buyurun, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şu anda canlı yayında sizinle konuşuyor muyum acaba, Işık Hanım? Işık Hanım benim, evet. Ben Işık abla. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. İyi akşamlar. Siz nasılsınız, iyi akşamlar? Ya, çok teşekkür ederim. Ben uzun zamandan beri sizi takip ediyorum ama çünkü canlı yayınıza bir türlü hiç gelmedim, denk gelmedim. Bugün canlı yayında sizi görünce çok şaşırdım. Bağlanmak istedim. Çok sevindim. Evet, şu anda izliyorum. Siz canlı yayında mısınız Işık Hanım? Canlı yayındayım. Canlı balık gibi. İnşallah ya. Çok ya, zaten konuşurken o bizim o pozitif enerjinizi zaten buradan ben bir kere alıyorum. Bilmiyorum, zaten kendim adıma konuşayım. Evet. O, yani o pozitif enerjinizi, konuşmanız hayranlıkla böyle izliyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten hep zavallıymışız. Evet. Ben de dahil artık zaman olmayacağız. Dinliyorum ama gerçekten olmayacağım. Ne kadar güzel, ne kadar canlı, ne kadar hissettirebiliyorsun. O kadar güzel hissettirebiliyorsun. Canım benim. Nefesinize sağlık, yüreğinize sağlık. İyi, çok teşekkür ederim. Tesadüfle. Size ben bir dua edeceğiz. Beraber dua edeceğiz. İşte sadece Işık Hanım. Bak, benim tek şeyim o. Evet. Nedense çok mutluyum. Hiçbir sıkıntılarım yok. Allah'ıma şükürler olsun. Aynen. Yani abartacak sıkıntılarım yok. Dert edecek sıkıntılarım yok. Sadece tamam, ağrılarım var. Tamam. Rahatsızım tabii ki. Ama bu sadece bende değil. Bir sürü insanların beteri var. Tabii. Diye kendime söylüyorum. Evet. Hani benden daha beterleri var. Şükür olsun Allah'ım, evet, diyorum. Nefes alıyorum, iyi kötü yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum. Şimdi bu ağrılar da üstünüzden kalkacak. Geçen hafta bütün ağrıları olan bir izleyicim için dua ettim. Bugün ondan mektup aldım. Diyor ki, yani o mektuba bugün sıra geldi. Birkaç gün önce yazdı mektuba. Işık abla diyor, seninle dua ettikten sonra bütün ağrılarımdan kurtuldum diyor. Özgür oldum. Ay, yıllardır no, diyor. Kemiklerim ağrıyordu diyor. Romatizmam vardı diyor. Bütün diyor dizlerim ağrıyordu. Bütün diyor bu ağrılarım gitti diyor. Şimdi dua edeceğiz beraber. Siz de bütün bu ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Bakın ben diyorum. Ay canım. Güçlüsünüz. Bugün bitti mi? Bitti. Mucize. Mucizenin adı bu zaten. Amacı bu mucizenin. İnşallah, bugün bitti bu. İnanıyorum ben sizin yüreğinize. Canım benim. Şimdi ben dua edeceğim. Siz de benim arkamdan ettiğim duayı tekrar edeceksiniz. Tamam mı? Tamam, yapabildiğim kadar, dilim döndüğü kadar yaparım. Dönecek. Ben de sabırla tekrarlarım gerekirse. Yüce Rabbim. Ay canım. Yüce Rabbim. Senin huzuruna geldim. Senin huzuruna geldim. Senden istiyorum. Senden istiyorum. Hayatımda mucizelerini göster. Of, hayatımın ve mucizeleri göster. İsa Mesih'in benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Ne, burayı tekrar izlerim. İsa Mesih'in doğru mu söylüyorum? Evet, benim için çarmıhta. Benim için çarmıhta
termosta. Öldüğünü kabul ediyorum. Öldüğünü kabul ediyorum. Dirildiğini de kabul ediyorum. Dirildiğini de kabul ediyorum. Bu sayede sonsuz yaşama sahip oluyorum. Bu sayede sonsuz yaşamaya sahip oluyorum. Ve onun mucizevi gücüyle... Onun mucizesi gücüyle... Şifamı alıyorum. Şifamı alıyorum Allah'ın izniyle. Hayatımda yepyeni bir sayfa aç. Hayatımda yepyeni bir sayfa. Pırıl pırıl bir sayfa aç. Amin. Ne olur. Ve bütün günahlarımdan, bütün günahlarımdan dolayı tövbe ediyorum. Of, bütün günahlarımdan dolayı tövbe ediyorum. Amin. Amin. Ben de şu anda dua ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla mucizevi şekilde şifanızı alın. Bütün vücudunuzdaki ağrıları ve o ağrılara sebep olan rahatsızlıkları kovuyorum vücudunuzdan. Amin. Amin, amin. Haleluya. Rabbimiz çok güzel. Şimdi zavallı ben. Bundan sonra kurban nasıl olacak? Nasıl davranacaksınız? Kendini böyle zavallı hissediyorsunuz falan. Ayağa bir kalkın bakayım. Belki oturduğunuz yerdesiniz. Şu anda koltukta oturuyorsunuz. Bir kalkın. Bir karateci gibi, savaşçı gibi kalkın. Ve başlayın kendi kendinize, kendi hayatınıza iyi sözler söylemeye. Ben Tanrı tarafından seçildim. Tanrı tarafından yaratıldım. Beni yaradan Allah beni seviyor. Beni yaradan Allah bana şifa verecek. İsa Mesih benim için çarmıhta, benim hastalıklarım için, sonsuz yaşam almam için hayatını, kanını akıttı, hayatını verdi. Başlayın bir kere bu zavallılık ruhundan kurtulup kendinizi tamamıyla kendinize iman dopingi yapın. İman dopingi. Nasıl gidiyorsunuz? Alıyorsunuz şeyi... hapı alıyorsunuz, vitamini alıyorsunuz. Aynı şekilde konuştuğunuz sözlerle kendi kendinize iman vitaminini vermeniz lazım. Kendi kendinize iman bağışıklık sistemini kurmanız lazım. Bunu kurduğunuz zaman, kendinize konuştuğunuz zaman, kendinize telkin ettiğiniz zaman, Rabbin sözünü, kutsal kitabı okuyup ilan ettiğiniz zaman birdenbire fark edeceksiniz. O zavallılık üstünüzden gitmeye başlıyor. Ben eskiden herkes beni itip dürter. İşte bir şey yapmak için çok çalışmam gerekir. Her zaman çok çalışmak zorundayım bir yere gitmek için, bir yere varmak için. Böyle konuşa konuşa kendimi ne yapıyordum? Aşağıya eziyorum kendimi, kendi kendimi acıyorum, kendi kendimi üzüyorum. Başladım, hayır canım, ya aslan gibiyim ya. Hadi ya, gelsin şeytan bile karşımda duramaz. İsa Mesih'in kanının altındayım ben. Başlayacaksınız. Böyle size şöyle söyleyeyim. Güleceksiniz şimdi. Mahallelerin efeleri vardır, efeleri. Adam yolda böyle yürür. Yani bana kimse böyle racon falan derler biliyorsunuz. Yani çok affedersiniz birazcık şey oluyor ama sokak dili. Ama böyle derler, bana kimse dokunamaz. Ya bana yan bakanı bıçaklarım. Böyle tipler vardır değil mi? Şimdi o tipler aslında balon gibi sönerler gerçekten karşılarına bir tane Rambo gibi bir adam çıktığı zaman. Ama bugün Rab diyor ki imanda öyle ol diyor. İmanda iblise efelen. Ya sen kimsin ya benim karşıma çıkacak? Ben İsa Mesih'in kanının altındayım. Ben Tanrı'nın çocuğuyum. Allah'ın evladıyım. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen kimsin ya? Böyle konuşmanız lazım iblisle. Ben böyle konuşuyorum. Seni ayağımın altına eziyorum İsa Mesih'in adıyla. Böyle, bu kadar. Başım ağrıdığı zaman da öyle. Kovuyorum bu baş ağrısını. Hadi ya. Dinliyorsunuz kendinizi. Ve yalanlarını dinliyorsunuz iblisin. Ondan sonra ne oluyor? Güçsüz kalıyorsunuz. Bütün bunların sırları var. Ben savaşçıyım. Ben savaşçıyım. Zavallı değilim. Öyle diyeceksiniz. Ben kendime öyle diyorum. Gerçekten ben savaşçıyım. Ve insanlar diyorlar ki senin problemin yok. Ya gerçekten mi? Gel benimle 2 hafta yaşa. Gelenler, telefon edenler, yazı yazanlar neler? Hiç bitmiyor böyle. Alıyorum kendimi, dua odama kapatıyorum. Dua odama kapatıyorum. Çünkü yardımım insanlardan gelmiyor. Problemlerimin çözümü insanlardan gelmiyor. Gelen her şey, bütün yardım, bütün finans, bütün yapmam gereken işleri yapmam için güç... Beni Yaradan'dan geliyor. Ne yapıyorum? Fişi elektriğe takıyorum. Dua odama giriyorum, fişi elektriğe takıyorum. Ve siz mucizelerinizi aldıkça ben daha çok duaya giriyorum. Çünkü daha çok dua etmek istiyorsunuz.
Anne sütü gibi oluyor. Hep böyle. Nasıl çocuk ağzıyla arar? Ben aynen öyle. Şimdi bak 2 saat, 3 saattir ayağımın üzerinde program yapıyorum, öğreti yapıyorum. Bütün kalbimi, duygularımı, her şeyimi seviyorum. Buradan çıktıktan sonra ben şimdi nasıl olurum biliyor musunuz? Bütün enerjim bitmiş olur. Sakin. Ağzımı hiç bıçak açmaz benim. Önümüzdeki birkaç saat için. Ne yaparım? Şimdi giderim yine dua yerine girerim. Otururum dua odama girerim köşeme. Yere otururum. Rabbim bana enerji verdir. Dinlenir. Bütün bu yorgunlukların üstünde yine arayanlar vardır. Şu oldu, bu oldu, bu oldu. Bunu ne yapacağız? Gelen giden şudur, budur. Yarın hallederiz. Yarın yeni bir gün. Böyle diyorum. Yarın yeni bir gün. Rabbe teslim edelim. İnsanlar diyorlar ki bu kadın kafayı yemiş. Kamera bozuk dedik, dua edelim diyor. Ama her şeyi halleden Rab. Her şeyi. Ve kendime demiyorum bu kadar çalıştıktan sonra, böyle yaptıktan sonra. Şimdi eve gideceğim, bir program daha yapacağım İngilizce. Bütün bu programlardan sonra. Gelenler olacak Face'ten, İngilizce başka bir Facebook'tan program yapacağım. Eve gittiğim zaman beni bekleyen insanlar var evde. Misafirler var. Ama bilmeniz lazım ki ne olduğunuzu. Şikayetle mi yaşayacaksınız? Kendinizi aşağıya çekerek, yoksa ben yaparım diyerek mi yaşayacaksınız? Bazen hiç kimse sırtınızı sıvazlamıyorsa kendi kendinize sırtınızı. Hadi bakayım oturduğunuz yerde şimdi. Rabbim beni seviyorsun diye. Senin merhametine sığınıyorum. Aslan yaparsın. Kapı gibisin yaparsın. Kalk ayağa yap. Arayan başka bir izleyicim var. Elif Hanım'a bağlanıyorum. Buyurun Elif Hanım. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Işık abla. Benim Elif Almanya'dan arıyor. Canım benim, seni çok beklettim. Özür dilerim. Yok bir şey olmaz. Biz çok mutluyuz seninle görüştüğümüz için. Şu anda sana Teşekkür ederim. Paylaşmak istiyorum. Tabii. Eğer çok zamanını almayacağım. Yok yok söyle. Ben bir rüya gördüm Işık abla. Benim kocam kabul etti İsa Mesih'ini ama duaya gelmiyor. Ben bir rüya gördüm, bir karanlık bir yoldayım ve o benim arkamda, kız kardeşimin kocası, o da imanda, o da benim arkamda. Karanlık bir yollardan geçiyoruz ve ben diyorum ki İsa'nın adına ben bu yolu geçeceğim, İsa'nın diri adına, İsa Mesih'in adına Amin. Ben bu yolu geçeceğim. Ve sonunda görüyorum Işık abla, ışıklar benim üzerimde bana yol açıyor. Ve ben bu rüyayı seninle paylaşmak istedim. Çok güzel bir rüya görmüşsün. Ve sana şunu söyleyeyim hemen, daha söyler söylemez Rab dedi ki bu kendi kendine açıklanacak bir rüya. Çünkü bu gördüğün rüyada karanlık, Davud'un söylediği gibi, Davud'un mezmuru 23'te şöyle söylüyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile Rab benimledir diyor. Ve Rab diyor ki ben seninle her karanlıkta, her zorlukta seninleydim. Ve bugünden itibaren diyor seni ışığa çıkaracağım. Neden? Çünkü rüyanda bile onun ismini zikrettin. İsa Mesih'in yaşayan adıyla dedin. Ve Rab bunu sendeki, senin göremediğin imanı, sende olanı Rab görüyor. O kadar büyük. O kadar büyük, senin göremediğin imanı sen de görüyor. Bazılarınız diyorsunuz ki keşke bende daha çok iman olsa diyorsunuz. Ama bugün Rab diyor ki ben senin imanını görüyorum. Eğer diyor bir olay olsa diyor, ilk diyor en imanda diyor yükselecek sensin. Ama daha imanını diyor aktive etmiş değilsin, bana gelip duayla ilan ederek diyor daha güçlendirmen lazım o imanı diyor. İmanını gör, imanın var. Ama diyor sen diyor o imanı kullanmak için harekete geçmiyorsun. Yani bankada milyon dolarım var, kullanmıyorsun. Hala sefalet içinde yaşıyorsun. Hayır. O imanını diyor ilan ederek kullan. Ağzını açarak kullan. Aynı benim size burada öğrettiğim gibi. Şimdi 6. düşman dost, düşman dost diyorum. Yalancı bu. 6. düşman dost. Yani bunlar yalancı düşman dostlar. Bunları biliyorsunuz hayatınızda. Yüzünüze gülerler, arkanızdan kuyunuzu kazarlar. Size der ne kadar harika olmuşsun. Gider arkandan sırtını bıçaklar. Bu gerçekten insan ruhlarının, vampir ruhların diyorum ya size, kanınızı emenlerin en kötüsü. Bu acayip şeytani ve böyle insanlar, bu ruhların etkisine yaşayan şeytani insanlar var.
Bunlar, bu en kötüsü, size bir tane örnek vereyim nasıl olduğunu. Bir tane bir bayan vardı tanıdığım, genç bir kız. Bu eskiden yanımda çalışıyordu. Daha sonra tabii çok uzun yıllar öncesinden bahsediyorum size. Fakat bir evli adama yakayı takmıştı. Biz de farkındayız. Bu kıza diyoruz ki sürekli bu melek diyoruz. Melek diyoruz. Melek melek. Ay bu ne kadar güzel. Nasıl insan, bakın. Şeytan melek kılığında insanlara gözükebilir. Çok dikkat edeceksiniz. Ve anlayış isteyin Rab'den. Ve bir süre sonra baktık, biz çok sevdiğimiz evli arkadaşımız boşanıyor. İnanamadık. Nasıl olur? Hayatta gördüğümüz en harika evlilik bu kadar olamaz. Böyle muhteşem bir evlilik olamaz. Sonra bir gün ben oruç tutuyorum. İki haftalık oruca girdim. Dua ediyorum. Ve ettiğim duada diyorum ki Rabbim, bütün yılanlarını, şeytanın, bütün cinlerini nasıl şey yapmak istiyorsa, bizi mahvetmek istiyorsa ortaya çıkar. Benim hizmetimi, benim yaptığım işleri, bütün her türlü pisliklerden temizle. Bana göster nerede düzelmem gerektiğini. Ben sürekli böyle oruca girerim. Her sene. Bu girdiğim seneler önceki oruçta da böyle diyorum. Rabbim göster. Görmediğim şeyler varsa hayatımda, hizmetimde göster dediği anda Rab bana hemen bu kızın yüzünü gösterdi. Ve dedi ki, bu adamın yuvasını yıkan bu kız. İnanamadım. Yok dedim. Belki dedim, tekrar secdeye yattım. Tekrar yüzü koyun. Rabbim lütfen dedim. Bana dedim, konfirme et. Kimseye ağzımı açıp söylemiyorum. Ben bunu resmen film görür gibi o kızın, o adamı baştan çıkarmak için yaptıklarını görüyorum. Gözümün önünde. Ve kalktım, tuttum, bu kıza gittim. Benden çok genç, ben annesi yaşındayım. Dedim ki sana bir şey soracağım ama yani mümkün değil, yakıştıramıyorum, düşünemiyorum. Ne olur beni affet böyle. Dedim sen bu adamın evliliğini mi yıktın? Sen bu adamı baştan çıkarmaya mı çalışıyorsun? Bunu der demez bütün cinler konuşmaya başladılar kızdan. Evet. Yani kendi ağzını kapatamıyor bile. Rab yaptı bunu. Çünkü o böyle söylediği zaman bana ve ben bunu gidip tamamıyla ortaya çıkarmaya, ışığa çıkarmaya çalıştığım zaman karanlığı, Rab hemen insanların ağzını bile çözmüştür benim önümde. Kendileri gelirler, itiraf ederler. Tıkır 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 tıkır, böyle inanamazsınız. Bu kız da aynen öyle. Dedi ki benim içimde dedi yılanlar var dedi. Erkek sesiyle konuşuyor o zaman. O melek yüzlü kız erkek sesi, canavar gibi oldu. Benim içimde dedi yılanlar var. Ben dedi hiç evlenmemiş. Bakire. Ben dedi sadece evli erkeklere karşı ilgi duyuyorum dedi. Onları dedi baştan çıkarmak istiyorum. Ben inanın sanki üstümden tır geçmiş gibi oldum. O kadar üzüldüm ki. 9 yaşından beri tanıyorum bu kızı. Elimde neredeyse, o kadar da değil ama elimde büyüttüğüm ya da hani komşu gibi sürekli tanıdığım bir kız. Çok büyük, çok büyük üzüntü yaşadım. Yani bir sene yas tuttum o kız yüzden. Çünkü kaçtı gitti gerçek ortaya çıkınca. Ama size söylüyorum, evinize soktuğunuz insanlara dikkat edin. Kız dedi ki, dedim ki sen bu adamın karısının en yakın arkadaşısın. Yani ben o kadar arkadaş değilim, ailece görüşüyoruz grup içinde falan. Ama dedim sen çocuklarına bakıyorsun. Çocuklarına bakıcılık gidiyorsun, bakıyorsun çocuklarına, kadının en yakın dostusun dedim. Dedi ki ben o kadınla, kocası da elinden almak için dost oldum. Çocuklarına da bakmamın sebebi çünkü ben onlara üvey anne geleceğim için dedi. Tüyleriniz diken diken olur. Çocuklara dedi şimdiden dedi kendimi alıştırmak için o evin içine girdim. O söyledikten sonra bunları kendisine inanamadı itiraf ettiğini düşünebiliyor musunuz? Ben böyle şok vaziyetteyim kızın karşısında. Olamaz böyle bir şey, inanamıyorum. Aylarca dua ettim. Hem affetme duası ettim, hem üzüntü, sanki evladımı kaybetmiş gibi çok sevdiğim, yatırım yaptığım, eğitimine yatırım yaptığım, geleceğine güven. Bakın, hepimizin kör noktamız var. Arabalarda nasıl oluyor kör nokta? Bakıyorsunuz dikiz aynasından görmüyorsunuz. Sağdaki aynadan görmüyorsunuz, soldaki aynadan görmüyorsunuz. Hayatınızda böyle yılanlar olabilir. Görmediğiniz, hiçbir aynadan kör noktanıza gelen yılanlar vardır hayatınızda. İblisin getirdiği. Ne olduğunuzu şaşırırsınız. Kim olduğunuzu böyle başınıza balyozla vurulmuş gibi hissedersiniz. Neden? Çünkü bu düşman dostlardan dolayı. Bu yalancı bir ruhtur. Riyakar, aldatan bir ruhtur.
Evinizi al aşağı eder. Birkaç kişiye konuşuyorum şu anda. Hayatınıza kimi soktuğunuza dikkat edin. Hayatınızın içine kimi getirdiğinize dikkat edin sevgili dostlarım. Ve bunu yapan insanlar gerçekten tamamıyla, diyorum ya, alıngan yine insan. Tamam, bir ruhun etkisine yapıyor. Ama düşman dost olanlar, size söylüyorum, tamamıyla şeytanın esiri olmuş, şeytan tarafından tamamıyla alınmış insanlardır. Ve bunlara görev verir iblis. Bu aileyi dağıtacaksın diye. Bu adamı baştan çıkaracaksın diye. Çocuklarını mahvedeceksin diye. Ve size bugün sesleniyorum. Rabbin hikmetine ve bilgeliğine ihtiyacımız var hepimizin. Ve size şunu söylüyorum. Bu tür insandan cin çıkartmak gerekir. Şu anda tövbe duası bile yapsam, cin çıkartır gibi, canavarla uğraşır gibi temizlenmesi gerekir. Ama çoğu böyle bu kızın yaptığı gibi kaçarlar. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten Rab'de sağlıklı yaşamak istiyorsanız, her türlü huyunuza, kör olan noktalarınıza dikkat edin. Sizi ne kızdırıyor, ne öfkelendiriyor, ne olaylar düğmelerinize basıyor? Ya da neden hastalıklı, problemli insanları, cinli insanları hayatınıza getiriyorsunuz? Drama yapan insanları getiriyorsunuz. Hayat çok değerli, zaman çok kıymetli. Milyonlara da değişemezsiniz zamanınızı. Neden zamanınızı iblisin çalmasına izin veriyorsunuz? Bugünden sonra gözleriniz açıldı. Gerçekten göreceksiniz ve sağlıklı kararlar alacaksınız. Kalbinizin kapılarını bir tek, sizi yaradan, tek ve bir olanı açacaksınız. O İsa Mesih olarak geldi, çarmıhta sizin için öldü, hayatını verdi, kanını akıttı. Onu hayatınıza, kalbinize davet edin. Gel İsa Mesih, kalbimde yaşa. Hayatımın merkezi ol deyin. Eğer bunu diyorsanız lütfen yazın bu programın altına. Sizden haber almak istiyoruz. Sevgiyle, esenlikle kalın. Bir dahaki programa kadar hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Ama İsa Mesih sizi daha çok seviyor, çünkü o sizin için öldü. Esenlikler, sevgiler, sevinçler, şifalar, bereketler. Amin ve mucizeler. Haleluya. Haleluya. Haleluya.